Yani bugün mesela Saadet Partisi'ne eğer tekrar Abdullah Gül dönseydi ya da Abdullah Gül'den bahsediyorum çünkü sembolik bir isim haline Evet. geldiği için eski Cumhurbaşkanı. İşte onun gibi pek çok isim bugün başka Tabii. partilerle de çok daha güçlü bir hareket olurdunuz. Bunu Tabii. niye sağlayamıyorsunuz? Onu gibi onlara sormamız lazım. Bizim kapımız herkese açık. Biz aslında bugün yani düne kadar AK Parti'nin içinde olan birçok arkadaşın bizimle beraber olmasını, hatta işte milletvekili seçimlerinde de bizim listelerimizden aday olabileceklerini, bugün yeri geldiği zaman belediye başkanlığı adaylıklarının kendisilerinden teklif edilebileceğini, biz bunların hepsini açıkça Abdullah Gül'e söylüyoruz. mesela İstanbul Belediye Başkanı teklif eder miydiniz? Etmezdik. Yani şık olmazdı, onun için etmezdik. Çünkü biz kendisine Cumhurbaşkanı adayı olmasını teklif ettik. Ama o zaman bir konsensüs olmadığı için Abdullah Bey ben böyle olmazsa riskli olur manasına bu teklifimizi hem kabul etti hem de arkasından işte bir konsensüs beklediği için alenen çıkmadı. Benim kanaatim bu arkadaşlar geç kalıyorlar. Bu arkadaşlar biraz daha geciktikleri takdirde hiç konuşamayacaklar diye korkuyorum ben. Çünkü AK Parti ile yola beraber çıktılar. Ha onlar geçmişte Erbakan hocamızın icraatlarının bir kısmını belki tasvip etmediler. Belki Erbakan hocamızın oluşturduğu hava belli çevrelerde öyle bir intiba uyandırdı ki biz size hayat hakkı tanımayacağız dedi belli çevreler. 28 Şubat bu neticede doğdu. 28 Şubat'ı yapanlar da bugün pişmanlar. Ama aynı şekilde 28 Şubat'ı yapanların bile bize destek vermesi icap eder. Yanlışlıklarını görerek yapacaklar ama öyle sadece AK Parti'nin karşısında bir parti olduğumuz için değil. Yani askerleri ultra Kemalist, Ben ultra milliyetçi kesim mi şöyle, ben kastediyorsunuz? şöyle, şu, ya Bunu ultra dedi, sevmiyorsunuz. şöyle, ultra dediğiniz zaman o hiçbirisi gelmez bize. Tamam. Biz Öyle çünkü diyorsunuz. ultraların Doğru dışındayız. söylüyorsunuz. Biz orta yolu, yani bizim inancımız orta yoldur. Yani şöyle mi diyelim o zaman? Askerler o Yargı dönemleri organları, o dönemki STK temsilcileri, o dönemin etkili iş adamları, onların hepsinin aslında şu anda çıkar yolu bize destek vermekten geçiyor.